Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda spor yöneticiliği bölüm başkanıyım. Şimdi size Lokman Hekim Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesine bağlı spor yöneticiliği bölümü hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bizim bölümümüz arkadaşlar 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde eğitimine başlamıştır ve şu anda öğrencilerimiz ikinci sınıfa geçtiler. Yeni bir bölümümüz ancak son derece pandemi süresince de başarılı bir eğitim verdik ve başarılı bir eğitim geçirdik yıl boyu. Bizlerle beraber katılmanız halinde, bizlere katılmanız halinde önümüzdeki 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sizlerle nasıl neler yapabileceğimize dair fakültemizin ve aynı zamanda spor yöneticiliği bölümümüzün bazı konular hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bir kere ulusal ve uluslararası alanlarda son derece tecrübeli bir kadroya sahibiz arkadaşlar. Daha sonra bunun sebepleriyle ilgili size açıklamalarda bulunacağım. Üniversitemizde, daha doğrusu Spor Bilimleri Fakültemizde bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Bir kere Spor Bilimleri Fakültesi olarak aynı zamanda diğer bölümlerimizde olduğu gibi yan dal ve çift ana dal eğitim vermekteyiz. Bu ne demek oluyor diye sorarsanız, yan dal ve çift ana dalda sertifika ve ikinci bir diploma sahibi olabilirsiniz. Tabii bunu yapabilmek için de gayret sizde tabii ki. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi olarak Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün utesinde bulunan federasyonlarla da işbirliği protokolümüz bulunmaktadır ve giderek de bu işbirliği protokolümüz artmaktadır arkadaşlar. Bunun için söylüyorum. Çünkü spor yöneticilerinin gidip çalışacakları ilk önce kendilerine iş bulabilecekleri diye tabir edecek olursak yerler tabii ki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öncelikle resmi kurumlar. Bunun yanı sıra tabii sadece bu resmi kurumlarla kalmayacağız. Özel kurumlarla da temas halindeyiz. Belediyelerde, özel tesislerde, yine Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm kurumlarda, kamu kurumlarında sizleri bekleyen görevler bulunmaktadır. Bir diğer konumuz arkadaşlar, bir kere üniversitemizin güçlü bir eğitim sistemi içerisinde iyi bir yabancı dil eğitimi bu üniversitemizde verilmektedir. Dolayısıyla da bunun size getirisi ilerleyen zamanlarda giderek daha iyi olacaktır. Şöyle ki iyi bir yabancı dil eğitimi almanız halinde bir kere Erasmus projesi programlarımız bulunmaktadır. Erasmus programları doğrultusunda da yurt dışında ve yurt içi birçok il dünyanın birçok değişik ülkelerinde eğitim alma imkanı ve fırsatı bulabileceksiniz. Bir diğer konumuz da arkadaşlar, bir kere sizlere nasıl baktığımızı ifade etmek istiyorum. Biz sizleri ülkemizin temsilinde, yani ülkemizi spor alanında temsilinde birer temsilci olarak yetişmeniz için yetişecek birer görev alacak birer fertler olarak görmek istiyoruz. Bu çabamız da biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bunu yapabilmek için de çok iyi bir uluslararası alanda tecrübeli bir eğitim kadromuzun olmasından kaynaklanmaktadır ve bu konuda da kendimize fazlasıyla güveniyoruz arkadaşlar. Bir diğer konumuzdan bahsedecek olursak, tabii sadece eğitim öğretimle kalmıyoruz. Aynı zamanda sürekli eğitim merkezimiz bulunmaktadır üniversitemizde. Bu sürekli eğitim merkezimizde çeşitli sportif alanlarda spor birimiyle ilgili sertifika programları açılmaktadır. Siz eğitim ve öğretiminize devam ederken aynı zamanda bu sertifika programlarından da yararlanmaktasınız. Yani bunlar nedir? Yöneticilik üzerine olabilir, iletişim olabilir, sporda psikoloji olabilir ki böyle bir programımız yakın bir zamanda başlatacağız. Yani eğitim öğretim başlamasıyla beraber. Bir diğeri sporda performans ve bununla ilgili ne varsa bunlarla ilgili birçok sertifika programlarımız açılacaktır ve şu anda mevcut açılmış olan bir personel coaching diye bir programımız da bugün sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bu programlar ardı arkasına siz eğitim öğretim içerisinde bunlardan da yararlanmış olacaksınız arkadaşlar. İngilizce eğitiminin yüksek, iyi bir eğitim verilmesinden bahsetmiştim. Bunun şöyle bir artısı daha var sizlere arkadaşlar. Bir kere bizler gibi akademisyen olabilirsiniz. Yani yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde görev alabilirsiniz. Tabii bunu biz sizi bu konuda da özellikle çok
teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizi sıklıkla teşvik ediyoruz. Bütün bunların olabilmesi için bizden destek, sizden de gayret. Şimdi arkadaşlar, bir başka bir konumuzdan bahsedecek olursak, sadece biz tabii eğitim öğretim devam ederken bir kampüs içerisinde dersinizi alırken biz bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda kampüsün dışında resmi ve özel kurumlarda, ki birçoğunda, bir kısmında işbirliği protokolümüz var. Buralarda size gidip uygulama yapma fırsatları tanıyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu şu demektir: gidip yerinde, alan içerisinde yönetim bilimiyle ilgili ve diğer bölümlerimizde de bu tabii geçerli, yerinde faaliyet yapabileceğiniz şekilde araştırmaları yapma fırsatı size vereceğiz. Böylelikle tecrübenizi sadece gittikten sonra, yani mezun olduktan sonra değil, aynı zamanda mezun olmadan tecrübeli birer elemanlar olarak, tecrübeli bir yöneticiler olarak buradan sizi mezun etmek istiyoruz. Lokman İlkin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemiz olarak arkadaşlar, faaliyetlerimiz tabii çok geniş. Ne tür faaliyetler? Birçok sosyal faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Sportif faaliyetlerimiz, organizasyonlarımız bulunmaktadır. Yani spor yöneticisi deyince birçok spor dallarıyla iç içe olacaksınız. Sadece spor yönetici deyince teorik alanda kalmayacaksınız. Vermiş olduğumuz eğitimler içerisinde oyun sporlarından mücadele sporlarına kadar, bireysel ve toplu sporlarla ilgili ne kadar faaliyet varsa bu faaliyetlerden hem eğitimini alacaksınız hem de yararlanma fırsatı elde edeceksiniz. Çünkü bunun için yeterince bir spor tesislerine sahibiz. Kapalı ve açık alanları, kapalı salonlarından, oyun sporlarından, açık alanlarından, tenisten futbola kadar bütün alanlarda da faaliyet göstermenize fırsat verilecektir. Dolayısıyla da Lokman İlkin Üniversitesi olarak biz birinci sınıfı ikiye geçen öğrencilerimizle beraber, ki malum hepimizin bildiği gibi çok zor bir dönemden geçtik, yine bu pandemi süresince de bu performansımızı en üst düzeyde tutmayı başardık. Arkadaşlar, tabii sizlere kısaca bahsettik. Ben kendimden de kısa bir bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, eğitim-öğretim kadrosu hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Web sayfamızı açacaksınız ve orada eğitim-öğretim kadrosuna kimler bulunmaktadır kadromuzda ve bunların CV'lerini de incelemenizi istiyorum. Kısaca ben Gazi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Daha detaylı bilgilere ulaşmak istediğinizde benim ve diğer hocalarımızın CV'lerine bakmanızda fayda var. Çünkü bu çok önemli. Gitmiş olduğunuz, eğitim alacağınız kurumda kimlerle, nasıl bir eğitim kadrosuyla çalışacağınızı ve onlardan neler alacağınızı, neleri alabileceğinizi görmenizde ve bilgilenmenizde fayda görmekteyiz arkadaşlar. Evet, aşağı yukarı anlatmak istediğim hemen hemen bunlar arkadaşlar. Umarım biraz sizleri bu konuda bilgilendirmiş olduğumu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi şöyle de bir durumumuz var. Bizim tanıtım günlerimiz olacak arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde tanıtım günlerimiz var. Sizden ricamız, tanıtım günleri için olduğu dönemlerde üniversitemize gelin, bizlerle yüz yüze görüşerek sorularınızı birebir bize sorabilirsiniz. Yani kayıt. Bu arada tabii hemen belirtmek istiyorum. Biz biliyorsunuz yetenek sınavına tabi değilsiniz. Yani yöneticilik bölümü ve rekreasyon bölümü merkezi sistemle atanacaktır. Siz de tabii bu merkezi sistemle gelmeden önce de bize gelip bizden bilgi alabilirsiniz. Yani fakültemize, üniversitemize sizi davet ediyorum. Yüz yüze konuşmak ve detaylı bir şekilde bilgilenmenizi sağlamak istiyoruz. Ki nasıl bir bölümde, kimlerle ve nasıl bir fakültede çalışabilmeniz açısından, bilgilenmeniz açısından yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet, sanırım bu bilgilendirmeler ışığında sizlerden gelecek olan soruyu almak istiyorum. Biraz önce evet bir soru gelmişti. Nasıl sınav olacağımızla ilgili az önce bahsetmiştim. Sizler merkezi sistemle başvuruyorsunuz, merkezi sistemle üniversitemize geliyorsunuz. Tabii ki sizleri aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum. Herhangi başka bir soru var mı diye bekliyorum. Sorularınız varsa onları görmek istiyoruz. Arkadaşlar, evet biraz önce de bahsetmiştim, yine onunla ilgili bir soru daha geldi. Evet, arkadaşımız diyor ki,
nasıl yapacağız? Yani biz gelip herhangi bir zaman geldiğimizde üniversitenizden tanıtımla ilgili detaylı bir bilgi almamız mümkün mü diye, tabii ki mümkün. Sadece karar vermeniz ve gelip bizlerle birebir konular hakkında bilgi almanız en doğrusu olacaktır. Ancak genel itibariyle baktığımızda, daha fazla da vaktinizi almak istemediğim için, genel itibariyle fakültemiz hakkında size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum ve sizleri tekrar Lokman Ekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ve diğer bölümlerimizi de kastederek söylüyorum. Aramızda görmekte, bu aileye katılmanızdan onur duyacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Sağlıklı güzel günler tekrar dileğiyle saygılar sunuyorum.